yerimiz burası herhalde. Evet. Hifa Hatun Medresesi Sultan Gazi'de. İçindeyse madem ben kapıyı tutayım, sen de gel Hüseyin. Buraya herhalde 5 koli kurban eti bırakacağız. Kız medresesi burası, bulunduğumuz yer Sultan Gazi'de. Tabii sadece burası değil, bunun gibi birçok medresenin Kurban Bayramı sonrasındaki emanetlerini teslim etmeye devam ediyoruz. Kardeşlerimiz özellikle bu çalışmayı yaparken birçok medreseye gidip teslimatları yaptılar. Biz bir iki tanesine sadece örnek olabilmesi açısından onlarla birlikte geldik. Ben yardım edeyim Hüseyin. Hak geçmesin, daha 5 koyu taşıyacağız. Yorucu. Koşturmak yoruyor insana. Evet. Ama hamdolsun. Şimdi medreselerden burası Hifa Hatun Medresesi Sultan Gazi'de. Kaç tane talebemiz var burada? 80'e yakın bir talebe kardeşimize destek veriyoruz Allah'ın izniyle. İyi size. Elhamdülillah. Ne kadar güzel. Çok güzel. Burada 80'e yakın kardeşimiz var. Şimdi kız medresesi olduğu için biz emanetleri burada girişe teslim ettik. Buraya bırakıyoruz. Artık buradan biraz zor olacak ama burada kardeşlerimiz bunları yukarıya taşıyacaklar. Burada 5 koli içerisinde kurban, kesilmiş kurbanların parçalanıp koliler içerisinde teslimi gerçekleştiriliyor. Toplamda kaç medreseye ulaştık? Geride yani, kalanlar ne kadar? Gün be gün artıyor elhamdülillah ama bir 500'e yakın var Allah'ın izniyle. Yani bizim şu anda dönemsel olarak yardım ettiğimiz ve düzenli olarak yardım ettiğimiz medreseler var. Tabii ekmeği, gıdası. Ayrı ayrı çalışmalar kapsamında da birçok yere farklı farklı ekmektir, tabii gıdadır. Ki. İşte kurban geldi. Bağışçılarımızın emanetleri. Hep demiştik ya, iyiliğe, kardeşliğe kurban olsun diye. Yetimlere, yoksullara, ilim talebelerine kurban olsun diye. İşte o ilim talebelerine gelen kurbanlardan bir tanesi. Şimdi Güngören'e geçiyoruz. Güngören'de uluslararası bir öğrenci derneği. Meşale Uluslararası Öğrenci Derneği. Bizlere hem medreselerden hem de bu çeşit derneklerden gelen talepleri değerlendirmeye gayret ediyoruz. Hamdolsun şimdi de yine başka bir medreseye, başka bir eğitim kurumuna inşallah emanetleri teslim edeceğiz efendim. Efendim, Ustad Derneği'nin sizlerin destekleriyle gerçekleştirmiş olduğu kurban organizasyonunda özellikle vurgu yaptığımız bir şey vardı. Sizlerin destekleriyle biz ilim talebelerine, ihtiyaç sahibi ailelere ve yetim kardeşlerimize ulaşacağız. Onların sofralarına sizlerin adına göndermiş olduğunuz kurban vekaletinizle kesilen kurbanların etlerini ulaştıracağız demiştik. Tabii Türkiye'nin birçok noktasına kesim merkezimizden kurban etlerimiz ulaştırılmaya başlandı. Bunlardan bir tanesine yine biz iştirak ettik. İstanbul Güngören'deyiz ve burada dünyanın farklı coğrafyalarından gelerek ülkemizde eğitim gören ve inanıyoruz ki gittikleri coğrafyada geri döndüklerinde inşallah hem bu ülkenin hem de bununla birlikte İslam coğrafyasında birçok güzelliği yaşatacak kardeşlerimiz buralarda eğitim görüyorlar ve bu çalışmaya da öncülük eden Meşale Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Abdullah Cahit Dinç bizimle. Allah razı olsun. Öncelikle Allah sizden razı olsun. Bu kadar talebenin hizmetinde bulunmak gerçekten ayrı bir bereket. Amin. Cümlemizden Cenab-ı Hak razı olsun. Tabii ki biz burada sadece bir emanetçiyiz. Evet. Burada nasıl size yardım eden Müslüman kardeşlerimiz, hayırsever insanlar varsa bizlere de yardım eden hayırsever insanlar var. Tabii ki Meşale Uluslararası Öğrenci Derneği de ümmetimizin birçok kuruluşu gibi bu memleket için, bu ümmet için güzel şeyler yapmaya çalışan derneklerden bir tanesi. Biz de sizlere kurban eti için bir talepte bulunduk ve elhamdülillah. Allah razı olsun, sizler de bu talebimizi geri çevirmediniz. Estağfurullah. Ve burada dünyanın yaklaşık olarak 35 ülkesinden, mazlum coğrafyalardan gelmiş olan 120 öğrenciye etleri ulaştırmış oldunuz. Cenab-ı Allah yaptığınız ve yapacak olduğunuz işlerde yardımcınız olsun. Amin cümlemizin inşallah. İnşallah sizlere de bizlere de ve diğer yüzlerce bu ümmet için çalışan kurumlara da Cenab-ı Allah güç kuvvet versin. Amin inşallah. Bu konuda yardımlarını ulaştıran, 1 lira da olsa, 50 kuruş da olsa bir faydası dokunan bütün kardeşlerimizin de inşallah günahlarının bağışlanmasına, amin inşallah cennette de güzel
ikramlar, karşılıklar alabilmelerine vesile olsun diye İnşallah. Temenni edelim. Tabii burada aslında asıl olan bir şey dünyanın farklı coğrafyalarına gitmek, evet bizler için en güzeli ama bizlere muhacir olarak gelip bizlerin de ensar olma şerefine nail olan insanlar olmamızı sağlayan bir kuruluş. Meşari Uluslararası Öğrenci Derneği. Biz de elbette bu kardeşlerimizin sizlerin emanetleriyle burada eğitim gören Ehl-i Sünnet itikadında birçok kardeşimizin en önemlisi zaten kıstasımız bu. Evet. Bu kardeşlerimizin bu eğitimlerini tamamladıktan sonra memleketlerine dönüp, vatanlarına dönüp hem Türkiye ile ilgili hem de İslam ümmetinin birliği ile ilgili birçok çalışmaya imza atacağına inanıyoruz. Dedik. Allah razı olsun. Cenab-ı Allah bu birlikteliği daim eylesin. Biz emanetleri ulaştırdık. Yine şu kısımda da kardeşlerimizin emanetleri bir kısmı mevcut. Tabii. Burada bir 5 koli bu tarafta. 5 koli de hemen bizim yanımızda mevcut. Burada Allah nasip ederse kardeşlerimize ikram etmiş olduk. Bağışçılarımızın vekaleti de sizler de kabul edin. İnşallah tabii bu çalışmalar sadece Kurban Bayramı ya da Ramazan'da değil. Yılın 365 günü devam etmesi gerekiyor. Gerek Meşale Derneğimiz gibi, evet. gerek birçok medresemiz gibi ihtiyaç sahibi olan kurumlara bizler sizlerin destekleriyle yardım etmeye devam edeceğiz. İnşallah. Sizlerden gelecek destekler elbette burada kardeşlerimizin rahat bir nefes almasını sağlayacak efendim. Allah razı olsun. Vuslat Derneği, iyiliğe ulaşan şefkat eliniz. 0212 659 2880 www.vuslat.org.tr